Siz de fark etmişsinizdir. Aşırı sıcaklarla mücadele ediyoruz ki bu bir iklim krizi. Beraberinde küresel ısınmadan da bahsetmek istiyorum ama rahmetli Profesör Mithat Melen 2019'da yaptığı açıklamada 2030'da küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte dünyadaki en önemli sorunun gıdaya erişim olacağını ortaya koymuştu. Melen 2030'da toplam nüfusu 3 milyarı aşacak Hindistan artı Çin'in ekecek tarla bulamadığı için açlıktan Rusya'ya saldıracağını öngörmüştü. 2030 projeksiyonunuz nedir? Onu öğrenelim. Hemen söyleyeyim. Tabii 2030 hemen ifade edeyim. Ben de 10 yıl önce yazdım. Birkaç sene önce de revize ettim. Biyopolitik savaşlar var. Onun bir ayağı har, bir ayağı gıda, bir ayağı ilaç. Türkiye hızla gıda istihbaratı, hatta gıda tarım hayvancılık istihbaratı, bir tarafta da sağlık istihbaratı oluşturmak zorunda. Bu konuda tabii bu millet niye Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güveniyor? Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık istihbaratı konusunda çok ciddi çalışmalar olan bir kurum. Milli İstihbarat Teşkilatımız bünyesinde olabilir veya bir başka oluşum şeklinde olabilir ama Türkiye'nin mutlaka veya mutlaka gıda istihbaratını da kurması gerekiyor. Artı Türkiye tıp fakültelerindeki eğitimi değiştirmek zorunda. Hastalık önleyici, bugün dünyaya dayatılan tedavi edici bir tıbbi anlayış var. Küresel ilaç endüstrisi. Zaten ismini vermeyeyim de dünyanın en büyüklerinden birinin CEO'su yıllar önce aynen şöyle söyledi. Biz dedi insanlara ciklet gibi, sakız çiğner gibi ilaç satmak istiyoruz dedi bu adamlar. Ama biliyoruz ki büyük ecza denen bu yapılanmanın ilaçlarının kimyasal, sentetik ilaçlar bunlar. Şey olsa da yani tabii de olsa gam yemeyeceğim. Sentetik ilaçlar bunlar. Kimyasallar. Bunlar bir yaparken dokuzda bozuyor insanları, evet. Hastalandırıyor. Bunlar biliyorum. Ne yaptı mesela Dünya Sağlık Örgütü denen bir kurum var. Dünya Sağlık Örgütü 1970'lerde şekeri ilahlaştırdı. Yağ, zeytinyağı ve tereyağı aman yemeyin dedi. Aman yemeyin dedi. Benim bu konuda da bir hatıram vardı. 1988'di yanılmıyorsam. Kızımı İstanbul'un ünlü bir hekimine götürmüştüm. Böyle 6 aylık falan da rahatsızlanmıştı kızım. Girdik annesiyle birlikte. Efendim doktor şey yaparken oturduk. Çocuğa dedi meme veriyor musun? Anne sütü veriyor. Aman hemen kes. Bir dakika. Sayın hocam siz ben buraya bu çocuk hastalıkları konusunda tavsiye edildi. Duyduğum için geldim. Ama siz anne sütünü kes diye başladığında benim size hiçbir inancım yok. Bu muayene burada bitmiştir. Buyurun paranızı dedim ve çıktım gittim. Aldım bir başka doktora götürdüm. Çünkü anne sütü yerine mama tavsiye edilen bir doktora ben inanmam. Bu doktor gerizekalıdır. Bu doktor Türk milletiyle alay ediyordur. Çünkü ya ana sütünün yerine hiçbir şey tutmaz kardeşim. O kimyasallar hangi kimyasallar olduğunu daha sonra çıktık. Yine marka ismi saymayayım söylemeyeyim ama bu gıda mamaların çocukları mahvettiğini görüyorum. Yine bir başka şey bu ülkede doktorlara olan inancı ne kaybettirdi? Bu ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nde sezaryenle doğumun oranı %4'tür. Bu ülkede sezaryenle doğum %55. Ben nasıl inanırım buna ya? Sezaryenle doğum bir felakettir. Yani ben bunu hekim olmadığım halde bir entelektüel olarak, bir İbn-i Sina'yı takip eden entelektüel olarak biliyor isem bunu hocanın bilmemesi mümkün değil. Bu ülkede dışarıda çekilen MR'lar, filmler vesairelerden bir kısım doktorlara prim veriyor. Böyle bir sistem oluşmuş vaziyette. Onun için Türkiye'nin mutlaka gıda ve sağlık meselesini yeniden ele alması gerekiyor. Ama dediğim gibi Canan Karatay gibi başka işte az da olsa çok değerli hekimler var. Bunları tenzih ederim. Ama Türkiye'de Amerika'da bir profesör 76 yaşındaki bir hanım aynen şöyle bir sözü var. Diyor ki aynen şöyle diyor. Maalesef diyor hekimlerin büyük çoğunluğu ilaç endüstrisinin kucağındaki fino köpeğine benziyor diyor. Şimdi bu ülkede bakınız bu ülkede ben ekonomide maliyet hesaplarını çok iyi bilirim. Almanya yasakladı. En baba olan yerlerde
en baba olan yerlerde satış, pazarlama giderleri %12-15'tir. Ama ilaç endüstrisinde bu %40'lara çıkıyordu. Neydi? Doktorun bilgisayara hediye, çocuğunun okulu bilmem ne. Efendim, yine ünlü tıp dergisinde yer alan bir makale var. Amerika'da 60 bin doktor üzerinde yapılan bir deney var. İlaç firmasının adını vermeyeyim. Makalemde duruyor. O ilaç firmasının 60 bin doktor üzerinde yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışmada 17-25 dolarlık yemek ısmarlamayla Pfizer, ismini de vereyim, Pfizer'in bir ilacının reçetelenmesi 2 katına çıkıyor. O zaman bu doktorlara güveni satmıyorum. Ama daha önce de benim de içinde bulunduğum finansçılar güveni kaybetti. Daha önce hukukçular güveni kaybetti. Daha önce ilahiyatçılar güveni kaybetti. Bu COVID-19'la birlikte doktorlara, büyük çoğunluğunu kastediyorum, o biraz önce söylediğim bir grup var, onlar tenzih eder. İnsanlar inanmıyor artık. Ben de inanmıyorum. Çünkü yani şu anda biliyorum, hastayı biliyorum, şeyi biliyorum. Bir hanımefendiye meme kanseri teşhisi konuyor. Kardeşim, yani kadına şu dayatılıyor. Önce kemoterapi olacaksın, sonra efendim bu. Sonra diyor ki, bakıyor kadın, kemoterapi yapılan yerden doktora ücret ödendi. Böyle maskaralık olmaz ya. Onun için sağlık meselesi ve gıda meselesi mutlaka yeniden el alınmalı. Tıpkı benim de içinde bulunduğum finansçıları nasıl toplumda biz, ben çoğunluğu kastediyorum tabii, içinde iyi insanları tenzih ederim. Ben Kelayn aktiviydim. 2008 krizi gelirken böyle bir kriz geliyor dedim de herkes bizi tiye aldı. Ama bizim dediğimiz çıktı. Benzer durumda da insanlara aşıları dayattılar. Biliyorsunuz Pfizer'in, BioNTech'in aşısını. Peki insanlara patır patır benim de akrabamdan beyin emboli atarak 3 aşıdan sonra, Pfizer, BioNTech aşısından sonra öldü kadıncağız. 2 çocuk yetim kaldı. Bunun hesabını kim verecek? Peki hocam, tekrar hem iklime hem de gıdaya dönecek olursak, iklim şartlarına daha dayanıklı ve en sağlıklı buğday tohumlarının başında Kars kökenli kavulca geliyor. Bir iddiaya göre Amerikalı dev şirketler Türkiye'den kavulcayı alıp yerine GDO'nun kullanılması için lobi yapıyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Doğrudur. Dünyada, çok doğrudur. Dünyada ismini yine sahip söylemeyeyim. ABCD diye tanımlanan, bu baş harfleri bunlarla başlar. 4 tane dev buğday firması var. Bunlar açığa satış yapar. Açığa satış olmayan buğday satarlar. Bu şeyde Arap Baharı'nı bu tetikledi. Arap Baharı'nı patlayan bölgede 100 dolarlık ithalatın 55 doları buğdaydır. Bu adamlar 4 şirket. Bu 4 şirketlerden biri İstanbul Kartal'dadır. Ve bunlar Anadolu'daki Siyez dahil, Kavulca dahil kökünü kesmek istiyorlar. Bu buğdayları namusu gibi insanımız korusunlar. Modern buğday, GDO'suyla oynanmış buğday Kavulca'dan, Siyez buğdayından. Kara buğday diye vardır. Kara buğday onu tüketsinler. Pilav yerine onu kullansınlar. Kara buğday böyle tanımlanır ama buğday değildir, tahıl değildir. Ama çok sağlıklı bir yiyecektir, ekmeğe vardır. İşte bu nokta, hatta yeri gelmişken söyleyeyim. Düzce'de Kersen Düz diye bir şey vardır. Fırın fabrikası, fırın yağ döksen yala. Orada yapılır. Zonguldak'ta yine bir şey var. Türkmen Bey'i bu ekmeğe imal eder. Başka ama benim aklımda kalanlar. Şimdi olay şu. Modern buğday 3 temel farkı var bu buğdaylara göre. 1. Modern buğday gluten bombası. Mide ile bağırsaklar ile beyin arasındaki bağı koparıyor. Doyma duygusunu öldürüyor. Artı Siyez buğdayından, Kavulca'dan şu kadar yersiniz doyarsınız. Ama modern buğdaydan, GDO'suyla oynanmış bu buğdaydan bir tane koca somunu götürürsünüz, doymazsınız, daha da acıkırsınız. Gluten. 2. Gluten en fazla maalesef şu anda etrafınızda sizin de vardır. Anne baba sağlıklı gibi gözüküyor ama mesela çok değerli bir TRT yapımcısı vardır sizin gibi. Kadın sağlıklı, eşi sağlıklı ama çocukları üzürlü. Ve benim çevremde bir doktor arkadaşım var. Anne, baba doktor, sağlıklı ama yediklerine, içtiklerine dikkat edilmedikleri için bunların çocuğu da çölyak.
21. yüzyılın, önümüzdeki 30 yılın en önemli hastalığı Alzheimer, çölle patladı ve patlayacak. Çünkü bunun en önemli sebebi Amerika'daki araştırmalar ve maalesef Türkiye'de bunlar ustalıkla saklanıyor. Benim elimde bunların makaleleri var, kitapları var. Mesela Tahıl Bey'in diye bir kitap var, alıp okusunda. Amerikalı bir nörolog kitabıdır. Efendim, orada bir şey görüyoruz ki Amerika mesela Alzheimer'a Amerikalılar tip 3 şekerdir. Tip 3 şeker. Tip 1, tip 2, tip 3 şekerdir. İşte gluten 1, çölyak, Allah korusun. 2, şeker hastalığı. Yine modern buğday şeker bombasıdır. Çaya koyduğumuz pancar şekerinin glisemik endeksi 63'tür. Ama modern buğdayın ekmekteki var ya, ekmekteki işlem görmemiş olan haliyle bile 71'dir. Artı yine bir felaket vardır. Bugün LGBT, işte homoseksüellik, lezbiyenlik, Allah'ın iradesine savaş açılmış vaziyette. Efendim, toplumda patlamış vaziyette bunlar. Sinema endüstrisi, müzik endüstrisi, efendim ile moda endüstrisiyle adeta teşvik ediliyor. Bunlar sürekli göz önünde tutuluyor. İnsan yaratılış fıtratı üzere iki temel hormon vardır. Erkekte testosteron hormonu güçlüdür. Kadında östrojen. Modern buğday östrojen bombasıdır. Ve erkek giderek feminenleşir. Kadın artık alabildiğine, işte o lezbiyenlik, homoseksüellik girdabında yapar ki gider gelir. Bugün 5 yıl önce İstanbul'da Nişantaşı'nda erkek çocuklarına meme ameliyatı yapılıyordu. Şu anda Türkiye'de bütün il ve ilçelerde, kliniklerde erkek çocuklarına meme küçültme ameliyatı yapılıyor. Devlet buna dur demek durumunda.